Sayın Gül, Karadağ desteğinizi sunacağınızı söylemiştiniz. Karadağ'ın ne zaman NATO'ya gireceğini düşünüyorsunuz? Ankara Berane ile İstanbul Berane. Ve Berane İstanbul arasındaki ilk uçuşu ne zaman bekleyebiliriz? Demin de söyledim. Aslında Türkiye Karadağ'ın Avrupa Atlantik yapılarının içerisinde yer almasını güçlü şekilde destekliyor dedim. Bu çerçeve içerisinde iki önemli kurumdan bahsettim. Biri NATO, biri Avrupa Birliği. NATO konusunda önemli bir adım atıldı. MAP statüsünü Karadağ elde etti. Bu noktada Türkiye'nin çok güçlü bir desteği oldu. İnanıyorum ki gerekli kriterleri süratli bir şekilde yerine zaten getireceksiniz. Bunda siz de çok kararlısınız. Sayın Cumhurbaşkanı da hükümetiniz de biliyorum. Ve süratli bir şekilde Karadağ'ın NATO'ya üye olduğunu göreceğiz. Karadağ zaten Afganistan'da ISAF içerisinde askeri yardım yapmaktadır. Yani katkı sağlamaktadır. Yine bazı bölgesel ve uluslararası konularda güvenlik desteği vermektedir. Dolayısıyla bunu hak etmiştir. Direkt seferler havalanları tamamlanınca inanıyorum ki onlar da olacak. Biliyorsunuz şu anda zaten iki ülke arasında Türkiye Hava Yolları direkt uçuş yapmaktadır. Biz Karadağ'la her ne kadar sınırımız yok ama sınırı varmış gibi komşuluk ve yakın dostluk ilişkisi içerisindeyiz. Ja dijelim ocjenu predsjednika Gule da postavi... Kesinlikle bu düşüncenizi ben de paylaşıyorum. Berane Havalimanı'nı bir an önce yapılandırmamız ve o tüm kuzey bölgesini Türkiye'ye bağlamamız açısından çok önemli. İki devlet ve iki hükümet de bunu desteklemektedir. Nadležno ministarstvo Turske vlade i da smo imali završen tender na kome su iskazali interesovanje. Her alanda destekle karşılaştık ve Türkiye'den gelen iki çok önemli ve büyük firma ilgi gösterdi. Kvalitete i odgovornog odnosa Berana, ali odgovornog odnosa... Tabii bu hem Berane'ye bağlı hem de aynı zamanda Karadağ'ın göstereceği adımlarla olacak ve gerçekleşecek bir proje. I da vjerovatno, realno, ako budemo odgovorni, ve tabii planlanar dönemde bitirilmesi ne bağlı bu? Bitirildiği esnada gelecek yıldan itibaren uçuşları bekleyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanım, benim sorum size olacak. Yarın Mısır'a kritik bir ziyaret gerçekleştireceksiniz. Şüphesiz ki oradan vereceğiniz mesajlar bölge halklarını da ilgilendiriyor olacak. Türkiye son süreçte Mısır'daki gelişmelere nasıl bakıyor? Vereceğiniz mesajlar örneğin Libya ile ilgili Tunus'u da ilgilendirecek. Ne düşünüyor Türkiye? Daha önce de açıklamıştım. Bütün bölge tarihinin belki de en köklü, en derin değişim sürecini yaşıyor. Ve bu değişim sürecine de liderler değil, halklar önderlik ediyor, gençlik önderlik ediyor. Bunu bütün dünya gördü. Orta Doğu ülkelerinin de halkları en geniş demokratik ve hukuk standartlarını hak ediyorlar ve onu arzu ediyorlar. Dolayısıyla değişiklikleri hep bu yönde görmek gerekir. Mısır daima Türkiye'nin en yakın dostudur, kardeş bir ülkedir. Bu kısa ziyaretimde hem Mısır halkıyla dayanışmamızı hem Mısır devletinin güçlü bir şekilde bu süreçten çıkması arzumuzu ifade edeceğim. Geçiş dönemini yaşıyorlar bildiğiniz gibi. Bu geçiş dönemi içerisinde karşılıklı tecrübelerimizi paylaşıp fikirlerimizi paylaşma ve hem tekrar söylüyorum bu süreçte Mısır devletinin güçlü çıkması çok önemli. Mısır halkının da hak ettikleri, arzu ettikleri demokratik hukukun üstün olduğu bir yeni bir düzene kavuşmalarının gerçekleşmesi çok önemli. Böyle işte bir geçiş döneminde Türkiye'nin yanlarında olduğunu göstermek için bu ziyareti yapacağım. Zaten şu anki askeri
Şura'nın başkanı Sayın Tantavi ile daha önceden de tanışıyorum ve mesajlarımız olmuştu karşılıklı. Bu çerçeve içerisinde bu ziyareti gerçekleştireceğim. Sayın Cumhurbaşkanım, Hakan Der, Anadolu Ajansı. Malumunuz Libya'da bir takım olaylar yaşanıyor ve efendim bu olaylara karşı uluslararası müdahale konusu değerlendiriliyor. Amerikan savaş gemilerinin Libya açıklarında olduğunu biliyoruz. Bunun dışında İngiltere Başbakanı da isyancıların silahlandırılmasının seçenekler arasında olduğunu söylemişti. Türkiye'nin tutumunu soracağım, ancak bir de şöyle bir şey var. Bazı isyancıların da Türk askerinin korumasını istediklerinde haberler yer aldı basında. Bu çerçevede Türkiye'nin Libya'daki olaylara müdahale konusundaki tutumu nedir efendim? Şimdi demin söylediğim çerçeve içerisinde Libya'nın da muhakkak ki bu yeni dünyayı, yeni dünya gerçeklerini görmesi gerekiyordu. Halkın, gençliğin önderlik ettiği bir süreç yaşıyor. Bütün arzumuz şu, bu süreçlerin kansız olması, bu süreçlerde kardeş kanının akmaması, bu süreçlerde bir iç savaş görüntüsünün çıkmaması. Ama nihayette bu ülkelerin gideceği yer demokratik, hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu yeni rejimlerdir açıkçası. Türkiye gerek açık sizlerine takip ettiği gibi, gerekse diğer bütün kurumlarıyla bu sürecin demin söylediğim gibi kan dökülmeden tamamlanması için büyük bir gayret sarf etmektedir. Şüphesiz ki Türkiye'ye, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk halkına bölgede duyulan güven hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Çünkü Türkiye daima ilkeli ve prensipli hareket etmiştir. Daima halkların mutluluğunu hep öne çıkartmıştır. Bu çerçeve içerisinde hiçbir zaman ikili bir görüntü vermemiştir. Bakarsanız bazı önemli ülkelerin bu sürecin içerisinde bile nasıl zikzaklar yaptığını fark edeceksiniz. Bu süreçler başlamadan önce halka karşı olan rejimleri bazen istikrar adına demokrasiyi feda ederek nasıl desteklediklerini hep bileceksiniz. O bakımdan Türkiye daima tutarlı ve ilkeli hareket etmektedir. Ve bu çerçeve içerisinde de bir taraftan şüphesiz ki uluslararası hukuk, bir taraftan da içeride daha fazla bir kargaşa çıkartmadan bu sürecin tamamlanması için büyük bir çalışma içerisindedir. Sayın Cumhurbaşkanım, yarınki Mısır ziyaretinde Sayın Tantavi ile bir görüşme yapacağınızı biliyoruz. Onun dışındaki görüşmeler netleşti mi? Başka bir görüşme olacak mı? Bir de Sayın konuğumuza bir sorumuz var. Türkiye'nin son dönemde Balkanlarda yürüttüğü politikayı yeni bağımsız olmuş bir ülke olarak nasıl görüyor? Aradan yüzlerce yıl geçti. Türkiye belki de son dönemde hiç olmadığı kadar aktif Balkanlarda. Ve buna bağlantılı olarak Sırbistan'da çok tartışılan bir konu. Zaman zaman gündeme geliyor. Ratko Mladic'in nerede olduğu, basında Karadağ'da olduğu şeklinde haberler var. Karadağ'ın lideri olarak bu haberler hakkında ne diyor? Teşekkürler. Ben öncelikle Mısır'da ve Libya'da olanlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı Gül'ün fikrini paylaştığımı söylemek istiyorum. İnsanlara karşı, masum insanlara karşı yapılan şeyleri kesinlikle cezalandırmak lazım diye düşünüyorum. Ama aynı zamanda hiçbir şekilde kanın dökülmesini desteklememek gerekiyor. Karadağ olarak biz Avrupa Birliği yolundayız. O süreçte ilerliyoruz. Ve Birleşmiş Milletler'in ve genel olarak tüm topluluğun gösterdiği aktiviteleri ve faaliyetleri desteklemekteyiz. Türkiye'yi çok
yapısalcı bir ülke olarak görmekteyim. Balkanlar'da işi yapmış olduğu aktivitelerini ve faaliyetlerini desteklemekteyim. Hem Sırbistan'la hem Hırvatistan'la görüşme yapması çok önemli ve Karadağ olarak biz de bunu destekleyeceğiz. Bosna Hersek'i destekleyeceğiz. Elimizden gelen tüm yardımı sunacağız ve bir modelin yapılmasını öneriyoruz ve Karadağ da burada bir rolü olabilir. Bosna Hersek bağımsız bir ülke kalmalı, bölgesel bütünlüğü olan bir ülke kalmalı ve Avrupa Birliği sürecinde ilerlemeli. Uluslararası toplum da tabii ki Bosna Hersek'i bu süreçte ve diğer ülkeleri bu süreçte desteklemeli. Karadağ her zaman Karadağ Lahey Mahkemesi konusunda her zaman bütün kurallara uymuştur ve özellikle savaş suçluların koruması ve kolaması konusunda Karadağ'ın bir icraatı olmamış. Ratko Mladić de dahil bizim görüşlerimiz ve bizim duruşumuz nettir bu konuda. Evet, ben Mısır ziyaretiyle ilgili söyleyeceğim bu noktada bu kadar. Yarın ziyaret sonrası görüşmelerimle ilgili daha geniş açıklama yaparım. Peki, teşekkür ediyoruz.